Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda En'am suresinden devam edeceğiz. 82. 90. ayetler arasını bir sayfa şeklinde takdim etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Onlar ki iman ettiler. وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمٍ Ve imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmadılar. اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنِ İşte onlar için bir emniyet, güvenlik vardır. وَهُمْ مُهْتَدُونَ Ve onlar hidayet üzeredirler. Ve onlar hidayeti elde etmiş olan kimselerdir. Burada imanı elde etmek ve imanı elde ettikten sonra herhangi bir zulme bulaşmamak, imanlarına herhangi bir şaibe karıştırmamak, buna dikkat çekiliyor. Bu ayet-i kerime Peygamberimiz tarafından sahabelere tebliğ edildiğinde, onlarla bu konu konuşulurken sahabelerden bazıları diyorlar ki ya Resulallah, hangimiz imanına bir zulüm bulaştırmıyor ki? Hepimizin bir takım zulümleri de var. Bu durumda kurtulamayacak mıyız? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle ifade ediyor. Burada diyor kastedilen zulüm şirk anlamındadır. Ve Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetiyle istidlalde bulunuyor. Lokman aleyhisselam oğluna nasihatte bulunurken şunu da söylüyor ve diyor ki ya buneyye la tüşrik billah, yavrum Allah'a ortak koşma, inne şirke le zulmün azim, şirk şüphesiz çok büyük bir zulümdür. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını tefsir ediyor. Kur'an'ın ilk muhatabı ve ilk müfessiri olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da zaman zaman sahabenin yanlış anladığı yerlerde yine Kur'an-ı Kerim'den de başka yerden delil getirmek suretiyle doğru manayı onlara anlatıyor. Demek ki imana herhangi bir şirk şaibesi bulaştırmamak lazım. İman nezihtir, pırıl pırıldır, tertemizdir, öyle olması gerekir. Herhangi bir şirk, herhangi Allah'a ortak koşma o imana bulaştırılmamalı. Bunu başarabilenler artık onlar emniyet içinde, güven içindedirler ve bunlar gerçek anlamda doğru yolu bulmuş olan, hidayeti bulmuş olan kimselerdir. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرَٰهِمَ عَلَى قَوْمِ İşte bu İbrahim'e, kavmine karşı bizim vermiş olduğumuz hüccetimiz. Evvelinde Hazreti İbrahim'le alakalı kıssa anlatılmıştı. Ve İbrahim aleyhisselam kavmine ikna edici delillerle Allah'ın varlığını ve putların ona şerik koşulmasının ne derece anlamsız olduğunu anlatmıştım. Ve Allah-u Teala bunu bize bildirirken biz bunu İbrahim'e verdik diyor. Ve bir hüccet olarak, delil olarak bunu İbrahim'e verdik. نَرْفَوْ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ Ve biz dilediğimizin derecelerini artırırız. Burada derecelerin artırılması. İnsan adeta sıfır noktada dünyaya gönderiliyor. Bülû dönemine kadar o insan mükellef değil. Ama bülû dönemiyle beraber o insan artı sonsuza doğru ilerleyebilir veya eksi sonsuza doğru alçalabilir. Ve iman edenler, imanına zulüm bulaştırmayanlar, Allah'ın emrettiği tarzda hayatını devam ettirenler, bunlar devamlı yükseleceklerdir. Maneviyatta insanın önü alabildiğine açıktır. Gerçi peygamberlik özel bir durum. Peygamber olmak günümüz şartlarında artık söz konusu olamaz. Çünkü Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam son peygamberdir. La nebiyye ba'de, ondan sonra peygamber yoktur. Ama velayet yolunda önümüz sonuna kadar açıktır ve gidebildiğimiz kadar gidebilmek mümkündür. Her ne makama varırsak varalım, onun daha da önü, daha da ilerisi bulunmaktadır. İnne rabbeke hakimun alim, senin Rabbin, seni terbiye eden Allah hakimdir, alimdir. Yani hikmet sahibidir. Her yaptığı yerli yerindedir. Her yaptığı iş hikmetlidir. Abes değildir, boşuna değildir. Ve senin Rabbin her şeyi bilendir. Kim neye layık onu da bilendir ve ona göre onun derecesini yükseltendir. Ve vehebna lehu İshak ve Yakup ve biz İbrahim'e İshak'ı verdik, Yakup'u verdik.
Malum İbrahim Aleyhisselam peygamberler içinde nesil itibariyle neslinden pek çok peygamber gelen bir zat ve Allahu Teala normal şartlarda çocuğu olmaz durumdayken yaşlı halinde hem de hanımı kısır olduğu halde Allahu Teala ona çocuk ihsan ediyor ve o peygamber oluyor. Onun neslinden nice peygamberler geliyor ve mesela günümüzde Yahudiler genelde nesil itibariyle düşündüğümüzde Hazreti İshak'ın torunları durumunda, Araplar Hazreti İsmail'in torunları durumunda ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti İbrahim'in neslinden gelmekte. İsmail, Hazreti İsmail yoluyla oradan gelmekte. Ve bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam'a Ebul Enbiya deniyor. Peygamberlerin atası. Ve Allahu Teala biz ona İshak'ı verdik ve onun peşinde Yakub'u verdik. Hibe ettik buyuruyor. Küllen hedeyne ve bunların her birine hidayet ettik. Bunların her birine yolu gösterdik. Ve Nuhan hedeyna min gabl. Ve daha önce de Nuh'a hidayet etmiştik. Yani Hazreti Nuh da insanlık tarihinin önde gelen şahsiyetlerinden, büyük peygamberlerden birisi. Ve min zürriyetihi ve Nuh'un da zürriyetinden Davud'a ve Süleyman'a ve Eyyub'a ve Yusuf'a ve Musa ve Harun ve Nuh'un neslinden, zürriyetinden bunları gönderdik. Onlara hidayet ettik. Davud, Hazreti Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa ve Harun. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de ismen bize bildirilen ve bazı kıssaları da anlatılan peygamberler. Ve kezalike neczil muhsinin ve biz muhsin olanları, iyilik yapan, güzel işler yapanları böyle mükafatlandırırız. Yani bir insan gerçekten güzel işler yapıyorsa, adeta Allah'ı görürcesine ibadetini yapıyorsa, Allahu Teala ona elbette mükafat verecektir. Onun neslini de mübarek kılacaktır. Bunu buradan net bir şekilde görmekteyiz. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, Hazreti İlyas. Onlara da hidayet ettik. Küllüm minas salihin. Bunların her biri salihlerden idi. Salihlerden olmak Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimetlerinden. Bunun mukabili fasıklardan olmaktır. Yani yoldan çıkanlar, kötü işler yapanlar var. Bir de salih insanlar var. Hazreti Yusuf gibi bir peygamber vefatını Cenab-ı Hak'tan isterken şöyle dua ediyor. Teveffeni Müslümen velhugni bis salihin. Ya Rabbi, bir Müslüm olarak sana teslim olmuş bir kul olarak beni vefat ettir ve beni salih kullarının arasına al. Demek ki salihlerden olmak Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimetlerinden ve burada bahsi geçen peygamberler bunların her birisi salih insanlar. Yani hem kendilerine faydalı hem çevresine faydalı olan ve daima güzel işler yapan kimseler. Ve İsmail ve Yesa ve Yunus ve Lut'a ve İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut. Onları da gönderdik. Onlara da hidayet ettik. İsmail, Hazreti İbrahim'in oğullarından. Ve Elyesa hakkında burada sadece ismi geçiyor. Onunla alakalı bir bilgiye sahip değiliz. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde sadece mesela Vezel Kifl gibi sadece adı geçen bazı peygamberler de vardır. Onlarla alakalı ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen daha nice peygamberler var. Allahu Teala genel bir ölçü olarak velikülli ümmetin rasul buyuruyor. Her ümmet için rasul vardır. Her ümmet için elçi var. Ve velikülli gavmin hed ve her kavim için yol gösterici, hidayet rehberi olan kimseler var. Ve yine Allahu Teala peygamberimize şunu bildiriyor. Biz diyor nice peygamberleri daha önce gönderdik. Bunlardan bir kısmının kıssasını, olaylarını sana anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen veya kıssası anlatılan peygamberler bütün peygamberler değildir. O peygamberlerden bir kısmıdır. Ve dünya geniş. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberler özellikle Orta Doğu'da gelmiş olan peygamberlerdir.
ve Kur'an'ın ilk muhatapları açısından onlara çok da yabancı olmayan, o güne kadar çevrelerinden bir derece duymuş oldukları peygamberlerdir. Ama dünyanın başka yerleri var. Hindi var, Çin'i var, doğusu, batısı, mağribi, değişik yerleri var. Buralarda da peygamberler gönderilmiştir. Ve o peygamberler Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmişlerdir. Ve Cenab-ı Hak bir ölçü olarak bize şunu da bildiriyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz bir elçi göndermedikçe azap etmeyiz. Demek ki insanların önce ilahi emir ve yasaklara muhatap olması lazım. Bu da elçiler aracılığıyla oluyor. Peygamberler ve o peygamberlerin davetini anlatan kimseler aracılığıyla oluyor. Ve bu şekilde insanlar mükellef yapılıyor. Yoksa Allah'ın emir ve yasaklarını bilmeden, hangi şey helal, hangi şey haram, bunları bilmeden hayatları devam ettiğinde diğer alemde bir özürleri olacaktır. Ve ya Rabbi, bize elçilerin gelmedi, biz haram ve helali bilmiyorduk, bizden isteklerini bilmiyorduk diyebileceklerdir. Bundan dolayı Allah-u Teala her kavme bir yol gösterici, her ümmete Resul gönderildiğini bize anlatıyor. Bize bakan yönüyle biz şu anda doğrudan bir peygambere muhatap değiliz. Yani doğrudan hayatta bir peygamber görmedik ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam umum insanlığa gönderilmiş son peygamberdir. Ve Peygamberimizin daveti alimler vasıtasıyla günümüzde de devam etmektedir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ulema ümmeti ke enbiya-i beni İsrail. Benim ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Ve yine meşhur bir hadisinde şöyle bildiriyor. El ulema varasetül enbiya. Bu miras ilim noktasında bir mirastır. Yani peygamber hangi şeyleri davet etmişse peygamberin ümmetinden olan ilim sahibi kimseler aynı o daveti insanlara anlatırlar ve o dini tebliğ etmiş olurlar. Bu mana günümüzde de tahakkuk etmekte. Allah'ın dini değişik milletlerde onların dilleriyle anlatılmaktadır. وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ Ve bunların hepsini, burada bahsi geçen peygamberleri, alemlere üstün kıldık. Yani o zamandaki, yaşamış oldukları devirdeki insanlara üstün kıldık. Onları faziletli kıldık. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ Ve onların ecdatlarından, nesillerinden, kardeşlerinden de rehberler gönderdik. Hidayet, onlara da hidayet ettik. وَاِجْتَبَيْنَاهُمْ Ve onları seçtik. Bunları seçkin kimseler kıldık. وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ve istikametli bir yola, dosdoğru bir yola onları sevk ettik. ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ İşte bu Allah'ın hidayetidir. Ve Allah dilediğini o yola hidayet eder. Kullarından dilediğini bu şekilde hidayete mazhar kılar. Hidayet Allah'tandır. Yani yol gösterme Allah'tandır. Allah-u Teala'nın biz insanlara yol göstermesi peygamberler aracılığıyla oluyor. Veya peygamberin davetini anlatan kimseler aracılığıyla veya gönderdiği kitaplarla veya doğrudan kalbimize gelen bir takım manalarla Allah-u Teala hususi anlamda bir takım ilhamlarla da insanlara yol gösterir. Onlara hak ve hakikati beyan eder. Hatta rüyalarla. Bazı insanlar günümüzde mesela yabancı olduğu halde, gayrimüslim olduğu halde rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmekte, o rüyanın neticesinde İslam'a girebilmektedir. Bu da bir hidayettir. Hidayet Allah'tandır diyoruz. Yani rızık Allah'tan olduğu gibi, yaratma Allah'tan olduğu gibi hidayet de Allah'tandır. Ama Allah-u Teala hidayetini bazı sebeplerle meydana getiriyor. Gönderdiği elçilerle, indirdiği kitaplarla, kalbe bıraktığı ilhamlarla, bu gibi şeylerle ilahi hidayet gerçekleşiyor. وَلَوْ اَشْرَكُوا Şayet onlar Allah'a ortak koşsalar لَحَبِتَ anhum مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların yapmış oldukları ameller boşa gidecektir ve o amellerinden bir fayda elde edemeyeceklerdir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ İşte burada bahsi geçen o peygamberler ve onların nesillerinden olan kimseler, o yolda olan kimseler kendilerine kitap, hüküm ve
nübüvvet vermiş olduğumuz kimselerdir. Yani kendilerine kitap verilenler, mesela Hazreti İbrahim'e suhuf verilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil verilmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat verilmiştir. Bu anlamda kendilerine kitap verilenler var. Hüküm verilenler var. Hazreti Davud gibi, Hazreti Süleyman gibi. Bunlar aynı zamanda birer hükümdardır. Ve hükümdarlıklarıyla da Allah'ın dinine hizmet etmişlerdir. Ve nübüvvet verilmesi, bunlara peygamberlik verilmiştir. Allah'tan gelen vahiy ile Allah'ın insanlardan istemiş olduklarını insanlara bildirmişlerdir. Ve in fe in yekfur biha haulai, şayet bu kimseler Kur'an'a muhatap olan ve özellikle ayet-i kerimenin ilk muhatabı olan o zamanki kimseler, bunlar eğer inkar edecek olurlarsa fakat vekkelna biha kavmen, biz başka kavmi onların yerine getiririz. Leysu biha bi kafirin, ve onlar onu inkar etmezler. Burada Kur'an'ın muhatabı olan insanlara ince bir mesaj da veriliyor. Yani içinizde bir peygamber çıktı. Ahir zaman peygamberi, en büyük peygamber ve son peygamber. Bunun kadri kıymetini bilin. Ama eğer kabul etmeyecek olursanız, inkar edecek olursanız, Allah'ın yarattığı başka kavimler de var. Başka kavimler bu dine sahip çıkarlar ve onlar Allah'ın dinini başka yerlere de ulaştırırlar. Gerçekten İslam dini her ne kadar Araplarla başlamışsa da Araplarla sınırlı değildir. Günümüzde Araplar içinde başka dinden olan nice kimseler de vardır. Öyle ki Arap dünyasına bir ziyaretiniz olduğunda "Ene min Türkiye" deseniz, "Ben Türkiye'den geldim." Genelde soruyorlar, "Hel ente Müslim?" Sen Müslüman mısın? Bunu demelerinin birkaç sebebi var. Bunlardan birisi, oralarda hükmeden İngilizler artık Türkiye'de İslam kalmadı diye yıllarca propaganda yapmış ve bunun neticesinde onların zihninde sanki Türkiye artık Müslüman bir ülke değil, böyle bir imaj meydana gelmiş. Bundan dolayı siz Arap ülkelerinden birine gittiğinizde, "Ben Türkiye'den geldim" diye söylediğinizde, "Hel ente Müslim?" Müslüman mısın diye soruyorlar. Bu meselenin bir yönü. Bir başka yönü ise, onlar içinde gayrimüslim olanlar epey var. Yani bugün Araplardan epey Hristiyan olanlar da var. Suriye'ye gitseniz, Irak'a gitseniz, Mısır'a gitseniz, bu gibi ülkelere gittiğinizde buralarda gerçekten Müslüman olmayan hayli Arap da var. Kur'an'ın dilini konuşuyorlar, Arapça konuşuyorlar ama Müslüman değiller. Bundan dolayı Türkiye'de de epey gayrimüslim olduğu kanaatindeler herhalde. Ve "Ben Türkiye'den geldim" diye söylediğinizde onlar size "Hel ente Müslim?" diye soruyorlar. Müslüman mısın? Ve Cenab-ı Hak bu millete böyle bir mazhariyeti nasip etmiş. Ve bu millet tamamına yakını Müslümandır. Bu belki de başka kavme bu derece nasip olmamış büyük bir nimet. Ulaikellezine hedallah. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet etmiş olduğu kimselerdir. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ Ey peygamber, sen de onların gittiği yola tabi ol. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önceki gelen peygamberleri reddetmiyor. Onlar hangi yolda gitmişse Peygamberimiz de o yolda gidiyor. مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلُ Ayette başka bir yerde geçtiği üzere, ey peygamber de ki, ben ilk defa peygamberlik iddiasında bulunan biri değilim. Gerçekten de Peygamberimiz daha önce gelen peygamberlerin yolunda gidiyor. Onların davetini tekrarlıyor. Ve Allah-u Teala burada "sen de onların yolundan git" diyerek o yolun geniş bir cadde olduğunu gösteriyor. قُلْ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Ve de ki, ben yapmış olduğum bu risalet, elçilik görevine karşı sizden bir ücret beklemiyorum. Bu peygamberlerin genel bir durumudur. Peygamberler in ecriye illa alallah demişler. Ücretlerini sadece Allah'tan beklemişlerdir. İn huve illa zikra lil alemin. Bu ancak alemlere bir öğüttür. Kur'an-ı Kerim gerçekten bize en güzel öğütleri veriyor. Ve Kur'an'ı tebliğ eden insanlar maddi bir beklenti içinde olmaksızın Allah'ın bu mesajını insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Hak bizi bu ilahi mesajdan hissesi ziyade olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.